gecenin ilerleyen saatlerine doğru akan haftanın sohbeti programında özellikle seçime az bir zaman kala çok önemli konuları yine burada gündeme taşıyıp sizlerle paylaşacağız. Şimdi Profesör Doktor Haydar Başbey projeleriyle, çözümleriyle beraber aslında bize şu mesajı veriyor. Mevlana'nın bu ifade ettiğinden de öte bir mesaj veriyor. Diyor ki hem altın bulmaya gel hem altın olmaya gel. Gerçekten de hem Müslüman bir Türk kimliği ortaya koyarak, yani bir tek bilek, tek yürek olan, vatanına, milletine, inancına, her şeyine sahip çıkan, hiç kimseyi dışarıda bırakmayan bir anlayışa sahip bir Müslüman Türk kimliğini ortaya koyuyor. Yani altın olmaya davet ediyor. Hem de yerin altındaki altınları, petrolleri, boru, diğer bütün madenleri milletle buluşturmanın, milleti altın zengini, boru zengini, petrol zengini yapmanın projelerini ortaya koyuyor. Şimdi zaten bakın bu yaşanan gelişmeler, Profesör Doktor Haydar Başbey biliyorsunuz çok önemli projelere sahip. Onun projeleriyle bu seçim şekillendi. 7 Haziran seçimlerine giden bütün partiler Profesör Doktor Haydar Başbey'in merkez olduğu bir proje merkezinden alıntılar yaparak seçim vaatleri açıkladılar. Tabii onlarınki sadece seçim vaatiydi. Efendim mitingde ortaya koyduğu yüz binleri efendim bir deryaya dönüştüren şu mitingi gördükten sonra birilerine tabii telaş saracak doğal olarak. Ne yapacaklar bu sefer? Yalancı anketlerle, yalancı söylemlerle, efendim bir takım uyduruk haberlerle beraber ne yapmaya çalışacaklar? Bu milli rüzgarı tabii eritmek için çaba sarf edecekler. Adamlar engellemeye çalışacaklar, şunu yapacaklar. Neden? Neden bunu yapıyorlar? Çünkü dikkat ederseniz bunun nedenini Profesör Doktor Haydar Başbey neyi söylüyor? Diğer siyasi partiler neyi söylemiyor da arayıp bulabilirsiniz. Mesela madenler. Evet. Yani zaten budur yani. Ve milli para. Ama madenler konusu çok önemli. Neden? Bakın dikkat ediyor musunuz? Adam diyor ki, yani zaten iktidar partisi 949 lira asgari ücret veriyor. Daha fazla da veremezsiniz diyor. Yani bu tavrı ortaya koyuyor zaten. Şimdi MHP ne diyor? MHP diyor ki 1400 lira diyor asgari ücret vereceğim diyor. Şimdi nasıl vereceğin konusuna geldiğin zaman petrolden, bordan, altından hiç bahsettiğini ben duymadım. Siz duydunuz mu? Ben duymadım şu ana kadar. Yani ki basın mensubuyuz. Yani bütün açıklamaları, bütün demeçleri detaylı bir şekilde inceliyoruz biz. Her gün inceliyoruz. Konuşmaları tekrar tekrar dinliyoruz. Ben Sayın Bahçeli'nin ağzından bir kere maden kelimesi duymadım bu seçim sürecinde. Daha önce de duymadık. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bakıyoruz 1500 lira asgari ücret ifade ediyor. Kaynak olarak AKP'nin yamalı bütçesinden, delik bütçesinden bahsediyor. Kaynak bu diyor. 22 milyar lira açık veren bir bütçeden bahsediyor. Bu bütçenin zaten 473 milyar bu bütçenin 400 milyar küsürü zaten vergi geliri. Yani vatandaşın bir cebinden alacağım, diğer cebine koyacağım demek gibi bir şey bu. Yani evet. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Zaten bu bütçe yamaları kapatamıyor zaten. Delikleri kapatamıyor. Ve Kılıçdaroğlu'nun ağzından da siz ekstra bir kaynak duydunuz mu şu ana kadar? Madendi, para basmaydı, seyruraj gelirdi. Ben duymadım. Şu ana kadar duymadım böyle bir şey. Bundan önce de duymadık. Seçimden önce de duymadık. Şimdi HDP'den zaten duymuyoruz böyle bir şey. Şimdi baktığınız zaman tabii demek ki bu iradeler, bu siyasi iradeler neden madenden bahsedemiyorlar? Çünkü okyanus ötesinin rüzgarını alan partiler o madenleri okyanus ötesine taşıma vaadiyle beraber, okyanus ötesine bir şekilde peşkeş çekme vaadiyle beraber iktidara talip oluyorlar ya da muhalefete talip oluyorlar. Şimdi burada bedel maden, yani madenlerin çıkartılamaması konusu efendim Lozan'la alakalı bir mevzu değil. Madenlerin çıkartılamaması konusu siyasi iradenin seçim önceleri almış olduğu okyanus ötesi icazetiyle alakalı. Bunu görmemiz lazım. Yani bedel madenlerin yabancılara aktarılması. Bedel dışarıdan borç almaya devam ettirilmesi. Şimdi siz madenleri devreye koymazsanız, dışarıdan borç almaya devam ederseniz, özelleştirme, karlı kuruluşlarımızı, stratejik kuruluşlarımızı satma vaatleriyle, sözleriyle beraber iktidar koltuğuna oturursanız söyler misiniz bana siz 1400 lira asgari ücret nasıl vereceksiniz? 1500 lira nasıl vereceksiniz? Şimdi Profesör Doktor Haydar Başbey ne diyor? Efendim Haydar Başbey şu anda çok farklı kaynaklar açıklıyor. Çok farklı şeyler ifade ediyor. Neyi ifade ediyor? Bizim diyor 3 katrilyon dolarlık maden rezervimiz var. Bakın şurada şu liste efendim 49 tane madenin listesi bunlar.
Biraz sonra Selim Bey de detaylı olarak bu maden konusunu ve petrol konusunu işleyecek. Ben biraz daha yüzeysel geçeyim müsaadenizle. Yani birkaç tanesini sayayım. Altında dünya ikincisiyiz. Bor madeninde dünya birincisiyiz. Petrol konusunda dünya, işte Türkiye petrol denizi üzerinde yüzdüğünü zaten batılı şirket sahipleri, bilim adamları da ifade ediyorlar. Dolayısıyla Türkiye bir maden cenneti. Şimdi Haydar Baş Bey diyor ki bu madenleri ben yabancılara değil, bu madenleri ben milletime dağıtacağım. Bunun gelirlerini, bunun karşılığı basacağım senyoraj gelirimi de vatandaşımın cebine vatandaşlık maaşı olarak, ev hanımı maaşı olarak, asgari ücret olarak koyacağım diyor. Şimdi birileri de çıkıyor diyor ki ya kardeşim diyor yani sen bunun kaynağını nereden bulacaksın? Bunu nasıl çıkartacaksın diye soruyorlar. Şimdi ben bunu size vermeyeceğim diyene kaynak sormuyorlar. Ben size petrolü, efendim bor madenini, altın madenini sizinle paylaşacağım diyene kaynak soruyorlar.